Birlikte pişirelim C&T Home Store'un katkılarıyla hazırlanmıştır. Afiyet olsun, afiyet olsun, afiyet olsun, afiyet olsun, afiyet olsun, afiyet olsun hepinize. Geri dönülmez bir yoldayım. Bir avuç toprak son nasibim. Gün güneş olsam ben neyleyim? Gönlümde akşam oldu benim. Geri dönülmeyen yoldayım. Bir avuç toprak son nasibim. Gün güneş olsa ben neyleyim? Gönlümde akşam oldu benim. Bazen bir rüzgarım eser, bazen de düşen bir yaprak. Bazen bir rüzgarım eser, bazen de düşen bir yaprak. Tut ellerimi istersen, maziye uzanarak. Tut ellerimi istersen, maziye uzanarak. Bütün baharlar geçip gitti, hayallerim artık hep sensiz. Yaşıyorum ben kaderimi, ağaçlar gibi sessiz sessiz. Bütün baharlar geçip gitti, hayallerim artık hep sensiz. Yaşıyorum ben kaderimi, ağaçlar gibi sessiz sessiz. Bazen bir rüzgarım eser, bazen de düşen bir yaprak. Bazen bir rüzgarım eser, bazen de düşen bir yaprak. Tut ellerimi istersen, maziye uzanarak. Tut ellerimi istersen, maziye uzanarak. Maziye uzanarak. Maziye uzanara. Merhaba sevgili seyirciler, birlikte pişirelim programına hoş geldiniz. Bu hafta yeni konuklar ve konularla yeniden karşınızdayız. Geçen haftalardan hatırlayacaksınız, sevgili Aynur Tunçeli yine bizlerle birlikte ve bugün bize çok geleneksel bir yemeğimiz olan bulgur köftesini yapacak. Tabii bu arada başka bir de sürprizimiz var. Ben önce sevgili Aynur'a dönüyorum ve hemen bulgur köftesine başlayalım diyorum sevgili Aynur. Ve tabii ki bunun malzemelerini bir sıralarsak önce çok iyi olur. Bence önce iç malzemesi nelerden oluşur? Şöyle kısaca bir
özetleyelim. Arzu edersen bende de bazı notçuklar vardı. İç malzemesinde tabii ki kıyma var. Evet, tabii. Kıymanın yanında soğan var. Bunu hatta sizin çok özel bir metodunuz var. Evet. Pişirme metodunuz. Onu suda kızartıyorsunuz. Sebebi de daha hafif olması açısından ve gerçekten bunu takdir ediyorum. Demek ki takdir edeceksiniz. Evet. Demek ki kıyma, soğan, çam fıstığını da bugün kullanmayacağız biz ama resepsiyonlarda ve kokteyllerde daha küçük yapıldığı zaman tercih ediliyor ama istersek burada da koyabilirdik. Evet. Çam fıstığı da koyduğumuzu farz edelim. Tabii yine maydanozumuz görüyorum ince doğranmış. Biber, tuz ve yemeklik yağı da olacak herhalde. Evet. Ayrıca tabii senin kekik, kimyon, hamuru tuz, içindir bu. Hamuru içindir o. Bulgur. Onu da hamurunu da anlatalım şöyle kısaca. Sıcak suya bulguru salıyorum. Evet. Yalnız su ısınırken kimyon, kekik, bir kaşık tuz, çok iki tutam da karabiber. Tabii. Suyuna koyuyorum. Suyuna koyuyoruz. Ondan sonra bulguru salıyorum. Çok lezzetli güzel. Oluyor. Bak ilk defa senden duydum. Evet. Ben bunu gerçekten çok enteresan. Ben yani bu şeyi böyle araştıra buldum. İlk yapmaya başladığım zaman yani kimisi derdi badades rendeleyeceğim falan böyle çeşit türlü şey denedim ama inanın yani göreceksiniz hamuru çok mükemmel oluyor. Mükemmel olacak. Evet. Yani ilk defa olduğu için ben tekrar ediyorum. Demek ki kimyon, karabiber, kekik ve tuzu suya atıyoruz. Sonra bulguru ilave ediyoruz, salıyoruz ve o istediğimiz hamuru, bir yerde hamur diyelim biz ona. Evet. Biraz soğuduktan sonra yoğurmaya başlıyorum. 2 kaşık un ve yarım limon da bu işin püf noktası. Demek ilk defa biliyorsun bunu değil mi? Yani BRT izleyenleri için bu özelliği. Çoğu soruyor ve gerçekten bunu söylemiyordum. Evet. Çünkü aferin. Kendi buluşum ve gerçekten çok güzel oluyor. Çok güzel. O zaman hemen başlayalım. Tabii. Ben çünkü değerli sıcak konuklarıma dönmek istiyorum. Arada bir şey varsa bana haber ver. Yalnız kıymamız soğuk olması gerektiği için ben akşamdan hazırladım. Tabii, o da bir takdirdir. Bunu tekrar söyleyelim. Bir fincan su katıyorum soğanın içine. Evet. O suyu çektik sonra fincan su ilave ediyorum. İyice erimiş vaziyete geliyor. Göreceksiniz soğan hiç içinde görünmüyor. Zaten görünmemesi lazım. Evet. Bazen alırız o hazır şeyleri. Çatır çatır soğan olmaz içinde. Olmaz ki öyle şey. Kesinlikle yani, görünmüyor. Evet, bravo. O zaman devam edelim, başlayalım sevgili Aynur ve sonra yine bir şey olursa bana haber ver. Ben çünkü bu arada değerli dostlarıma dönmek istiyorum. Tabii bu bulgur köftesi gerçekten enteresan bir yiyecektir ama onu stüdyo konuklarımla değerlendirmek istiyorum. Evet sevgili seyirciler, sağ tarafımda iki amatör arkadaşım var. Zannetmeyiniz ki bu arkadaşlarımız gerçekten işte müzikle uğraşıyorlar. Sadece kendileri için, aileleri için, dostları için müzik yapıyorlar, eğleniyorlar. Bu da tabii takdir edilecek bir şey. Evet, hemen sağ başımda, sağ yanımda sevgili dostumuz Sayın Mehmet Çavuş. Mehmet Çavuş tabii ki bir güzel bir isim. Kıbrıslarda bu Çavuş soyadı da var. Mehmet adı var. Ve Mehmet Çavuş olunca hiç unutamazsınız bu ismi. Sevgili dostumuz Mehmet Çavuş, Çavuş Shipping dediğimiz bir şirketin başında. Bu da denizcilik ve sigorta şirketinin işletmecisi. Bir yerde sahibi, managing direktörü gibi bir şey. Tabii ki önünde de değişik bir enstrüman var. Bu enstrümana bongo diyorlarmış. Biz hep bunu bugüne kadar tam olarak biliyorduk. Mehmet Bey bize şöyle diyor. Bunun adı hem bongodur hem de tamtamdır. Yani tamtam da olabilir, bongo da olabilir. Tabii hemen insana ne bir çağrışım getirir insana? Afrika. Afrika'daki yerliler. Tabii o da güzel. Söyleşiye başlamadan tabii Mehmet Bey'le yine yakın bir dostumuz, sevgili dostumuz yine sağ tarafımda Sayın Bülent Kalfaoğlu. Bugün bizlerle Sayın Bülent Kalfaoğlu da tamamıyla gitarıyla bize bugün bir amatör ve nostalji yaşatacak. Sağ olsunlar bizi kırmadılar ve bugünkü iznini de bize ayırdılar. Çünkü Sayın Bülent Kalfaoğlu SBA polisi bir arkadaşımız. SBA polisi dediğimiz zaman da işte İngiliz üsleri gelir aklımıza.
Orada görevli bir arkadaşımız işte arkadaşlarına, dostlarına, ailesine gitarıyla eşlik ediyor. Onların şarkı, belki de hep beraber çağırırsınız tabii, o ayrı bir mesele. Dolayısıyla bugün amatör arkadaşlarla tamamıyla amatör bir atmosferde çalalım, çağıralım diyorum ben. Ve hemen tabii Mehmet Bey'e dönmek istiyorum. Bu arada Aynur Hanım tabii ki sanırım suyu kaynadı. Kimyon, karabiber, kekik tuzu koyduktan sonra evet. Su da kaynadı. Şimdi efendime söyleyeyim, bulguru salıyoruz Kıbrıs lisanıyla. Evet. Ve iş devam ediyor. Evet, şimdi Mehmet Bey tabii sevgili bir dostumuz, amatörler takımında. şimdi hobilerini soracak olursam tabii ki birinci hobisi herhalde bu tamtamdır. Ama bunun yanında benim bildiğim kadarıyla bir de oymacılığınız var. O yalnız tamtam berayla bitmedi bu iş. Bunlar nasıl gelişti Mehmet Bey? Hem tamtamcılık yaparsınız, hem oymacılık yaparsınız, hem kendi işinizi yaparsınız. Bir de sizin baba mesleği var. Mesela tahınlı da yaparsınız, efendime söyleyeyim zeytinli de yaparsınız, pilavını da yaparsınız vesaire. Yani babadan size her ne kadar da bugün bu işleri icra etmiyorsanız da evde yapıyorsunuz çocuklara. Peki biz şeyden başlayalım, yani oymacılıktır. Bu nereden geldi bu meraklar? Yani zamanla buluyor musun? Vallahi Mustafa Bey, ben ilkokul 3. sınıfta benim yazı yazma kabiliyetim sona erdi. İlkokul 3. sınıfta yazım ne kadar karaböcüyse bugün de el yazım öyledir. Onun için ben kendimden hiç ummuyordum böyle el sanatlarında filan başarılı olabileceğimi ama arkadaşlar bir gün biz dediler oymacılık kursuna başlıyoruz, gel sen de. Ve beni zorla götürdüler. Evet. Sandık yaptım, tepsi yaptım, biblolar yaptım, anahtarlıklar yaptım. Yaptıklarıma ben de inanamıyorum. Evet. Yani enteresan. Yazıyı yazamıyorsunuz diyorsunuz ama çünkü yazı da bir sanattır. Yani sanattır. Orada oymacılık daha da zor. Yani yazıyı yazamayan bir adam veyahut da güzel yazamayan bir adam oymacılığı yapması yani bir ayrı bir şey. Demek ki yazıya pek önem vermediniz siz. Çok şükür. Kabiliyetiniz vardı. Çok şükür bilgisayar yardımıma yetişti de artık bilgisayarda yazar basarım, yazıcıdan çıkar. Evet, evet. Tabii bu arada Mehmet Bey, ben yine de sevgili Aynur'u takip ediyorum. Çünkü artık Berete'nin de bizim programın aşçı başı olarak kabul ediyoruz kendisini. Zaten Gönyeli bizim bölgeden. Zaten ne çıkarsa Gönyeli'den çıkar diyorum. Ben bazıları eleştirirse bile bizi. Ama kimse de eleştiremez. Eleştirirse de olumlu eleştirir. Evet. Demek ki biraz soğuması lazım. Bu arada o soğumak aşamasındayken yapmamız gereken... Ben maydanozumu kıymanın içine kattım. Kattık yani, onu da şimdi söyleyeyim. Şimdi kıymayı kavururken bazısı maydanoz koyar içine. Sırf malzeme çoğalsın diye. Evet. Ben onu da denedim. İnanın böyle kıyma tamamıyla kavrulduktan sonra maydanozu koyarsak çok daha lezzetli oluyor. Bravo, çünkü o bir türlü evet. Zaten ölür gider kaybolur. Hem solar hem böyle fakat, şey sulanır içinde değişik şekiller olur. Evet. Kokusu kalmaz, özelliğini kaybeder maydanoz. Evet, hiçbir şeyi kalmaz. Tamamıyla kıymamız kavrulduktan sonra. İşin tuhaf tarafı sevgili Aynur, yani bu dediğiniz kitaplarda böyle değil, tam tersi. Halbuki sizin yaptığınız doğrudur. Vallahi ben yine deneye. Bülent Bey de bize katılıyor. Diyor ki böyle. Her yiyen der yani çok farklıdır köfteniz. Hafif olur çünkü yağda kavurmuyorum kıymasını evet. Gördüğünüz zaten gibi. Zaten o suda evet. Kavuruyorsunuz siz zaten. Suda iyice soldururuz. Ne gerçekten kadar güzel ve aroması da yine Bülent Bey'in dediği gibi aroması kalıyor. Senin de dediğin gibi. Demek ki biz bu işi daha iyi kavuruyoruz ve bizi izleyenler gerçekten çok mutlu oluyorlar. Zaten seni sık sık arıyorlar. Bizi, evet. Bizi gören insanlar söylüyorlar ki yalnız programı asla ara vermeyin. Samsığımızın özellikle tekrarını istiyorlar. Onu herhalde bizim beni öğretmen... her gören yoldan çeviriyor. O samsıyı bilmeyenler varmış. Onun tekrarını rica ediyorlar bizden. Herhalde artık yönetmenimize iletelim. Yönetmenimiz Şerife Hanım bunu şey yapsın. Özellikle samsıyı. Evet. Yapsınlar. Biz çünkü programı ara vereceğiz. Bugün finale evet. Geldik. Herkes bunu bilsin. Yani bundan sonra eğer BRT yönetimi bizim programları koyacaksa onlar tekrar olacak. Hı. Özellikle sizin şeyden gerçekten çok istek var samsıyı. Samsıyı. Çünkü samsıda kitaplarda yok. Evet. Zaten her şey işte burada ispat oluyor Bülent Bey gerçekten. Evet.
Yani kitaplarla yemek yapılması biraz zordur. Ben biraz bu konuda hassasım. Halbuki kitap çıkarmak lazım. Ben önümde o kadar notlar var ki 32 senede otelin müdürüyüm. 36 senelik meslek hayatım var şu ana kadar. Ve bir sürü notlar hazırladım ama cesaret edemedim. Başka kitap bastım ama mutfak kitabı basmak ayrı bir derttir. Zaten Mustafa Bey, bizim mutfağımız, yani evet, bu Kıbrıs yemekleri, evet, el becerisi tamamıyla ne kadar tarif etseniz, ne kadar, evet, yazsanız, hah, el becerisidir. Yani bir insan ki genellikle bu tip yemekleri yapan insanlar bu işi severek yaptıkları için el yordamıyla, yani, evet, el becerileriyden, evet, o lezzeti veriyorlar. Bu yemekleri onun için hoşumuza gidiyor. Bazı şeyleri de deneyip insanın kendisinin bulması, tabii, keşfetmesi gerekiyor. Tabii. Bravo, tabii, bak ne kadar güzel. Hem sevgili Bülent Bey aynı şeyi söylüyor ve bunlar da tabii eğitici oluyor herkese. Tabii. Ben gerçekten işte böyle bu katılımlar benim için önemli. Her ne kadar buraya amatör müzik adamı olarak gelmeniz her ama ne güzel bilgiler alıyoruz. Şimdi bu da mutlu oluyor. Aşçı dediniz ama biz de tamamıyla amatörüz. Ama aşçı sen benim için gene de aşçı başısın. O ayrı iki. Amatörler daha daha becerikli. Tabii tabii tabii. Çünkü ben ne aşçılar ne şefler gördüm. Anlaşılan onun için Bülent Bey mutfağa giriyor demektir. Bu mutfaktan çıktığım yok. Zaten Bülent Bey şimdi tabii İngiliz üzerinde işleyen, çalışan arkadaşlarımızın bazı hikayelerini bilirim ben. Tabii ki Bülent Bey'in hikayelerini pek bilmem ama genelde bir sistemli insanlardır. Çünkü bir eğitimden geçmişlerdir. Bu eğitimle onlara sosyal hayatlarında da devamlılık gerektiriyor ve onu uyguluyorlar. Yani bundan ayrılmıyorlar. Çok ve haklısın. Prensip sahibidirler. Evet. Dolayısıyla biliyor ki ben evimde eşim olabilir, çok iyi bir hanımım olabilir, çok iyi bir aşçı da olabilir benim hanımım ama benim de yapabilecek bir gücüm, marifetim olması lazım. Günü geldiğinde ben de pişireyim. Hanım hasta olabilir, yurt dışına gidebilir, bir derdi olabilir. Yani o yoktur, o ben aç kalayım veyahut da evde işte bir düzensizlik olması, işte olmaması için bunları yapmak lazım. Evet, evet. Yani evet, düzen, intizam, nizami olmak diğer eski adıyla. Nizami olmak çok önemli bir olaydı. Tabii bu arada sevgili Aynur çok güzel bunu sıcak ama biraz sıcak ama çok oluşturuyor. Sıcak. Ne yapsın? Tabii zamanımız kısıtlı. Kısıtlı diye ama soğumasını beklememiz gerektiğini söylediniz zaten. Şimdi bu işin en önemli püf noktalarından biri de hamur kıvamına geldikten sonra bekletmeye bıraktığımızda soğusun diye bir iki kaşık çiğ bulgur. Haşlanmamış bulgur katmamız lazım içine. Bir püf kıtır daha aldık. Kıtır olması için evet. Üçüncü püf bu. Bütün püf şeyleri verdim size artık. Sen kimse satın bulgur kalitesi almasın. Artık bizim programın malı oldunuz yani onun için. Evet yani evet Bülent Bey yani de olay bu. Efendime söyleyeyim şimdi meraklı olmak, nizami olmak, Kıbrıs mutfağını her ne kadar aşçı olmasak bile şart değil aşçı olasınız. Kıbrıs'ın insanıyız. Geleneklerimizi yaşatmamız lazım. Ve onlara sahip olmamız lazım. Ve bu da tabii demek ki Mehmet Bey diyor ki Bülent Bey zaten girer mutfağa. Evet. Kendisi de girer tabii ama bu takdir ediyoruz biz bunu. Büyük bir zevkle de takip ediyoruz. Ben senede bir ya da iki girerim. Evet. Eşim lütfen girme der arkamdan. Lütfen yemek yapma bize der. Böyle bir eş olabilir mi? Peki nasıl? Neden? Bunu bir açık. Darmadağın olur mutfak. Demek ki işte bak şimdi onu da bizim Bülent Bey'den sana bir mizamplas dersi vereceğiz. Yani her şeyi Almanların Vorbereitung dediği bir olaydır bu. Önce bütün malzemelerinizi hazırlarsınız önünüze. Ondan sonra tıkır tıkır işlersiniz. Ve her bitirdiğiniz işi de hemen onu kaldırmak lazım. Ben bir zamanlar tesislerde bile ben bunu görüyordum. Diyelim ki adam burada kolakası soyuyor. Ondan sonra kolakasın işlemine başlıyor ama orada biriken kabuklar, artıklar bir çöpe atılmıyor. Halbuki evet, derhal orasının temizlenmesi lazım. Ondan sonra ikinci aşama, üçüncü aşama, dördüncü evet, aşamaya girersiniz. Eğer her yaptığım orada bırakırsam zaten iyisi de kötüsü de karışacak. Öyle mutfak olmaz, mutfak ekonomisi de olamaz. Yahut yumurtayı, haşlanmış bir yumurtayı ne bileyim ben herhangi bir yerde kullanacak. Öf Florentin dediğimiz bir yemek vardır mesela. Yumurtalı, ıspanaklı bir yumurta.
Diyelim ki orada eğer ben ya da ona benzer başka bir şey, yumurtanın kabuğu diyelim ki çıktı şu veya bu şekilde. Çünkü yumurtayı kullanacaksın, kabuğundan bu çıkacak. Hemen çıkacak. Onu hemen temizlemek lazım çıkardığınız zaman. Ama adamlar hep pili biriktiriyor böyle yan yana. Ondan sonra çalışacak alan bulamıyor. İşte Nizami olmaz onun için. Herhalde senin hanım da buna kızıyor sadece. Halbuki sen çok Nizami bir arkadaşımsın ve tipik bir Kıbrıslısın. Konuşmanla da, görüntünle de, davranışlarınla da, o mülayimliğin, o güzelliğin, efendim, Bülent Bey'in de aynı yani. Mutfağa girince Mehmet değişiyor demek. Yani ne oluyor mutfakta? Canavarlaşıyor. Başkalaşıyor. Mutfakta canavar bir aşçıya dönüşürüm demek. Yani şimdi biz de derdik bir şeyler yapalım, izleyenlere bir sürpriz yapalım. En güzel, belki seni korun buraya şey yaparsın. En güzel yaptığım yemek çok güzel yumurta kaynatırım. Eyvah. Evet. Bu da yani bu da değil mi? Yani enteresan. Mustafa ben internetten evet. Hiç yemediğim, hiç görmediğim yemek evet. tarifleri indiririm. Aha. Yeter ki o malzeme ülkemizde bulunabilsin. Aha. Yazıcıdan çıkarırım, girerim mutfağa, malzememi hazırlarım, yaparım ve çoluk çocuk da yalvarır yakarır baba bir daha yap diye. Yani evet. Şaka bir tarafa. İlginç yani bu evet. Demek ki çok leziz, çok güzel. Ve bilinçli yapıyorsun, seve seve yapıyorsun. Çünkü evet. çocuklarını da çok seviyorsun, onlar da seni evet. çok seviyor. Ve güzel bir aile ortamı tabii. Allah daha da büyük mutluluklar versin. Tabii ki zevk alıyorsun, böyle üretiyorsun. Hadi aslanlar, çocuklar, kız, erkek neyse. Yeliniz deneyin bakalım bu babanızın evet. yemeklerini dediğiniz zaman. Zaten sen yemesen de olur. Evet. Yani o büyük bir mutluluktur. Eminim Bülent Bey de aynı şeydir. Zaman bulursa tabii ki. Tabii. O da belki her zaman olmaz ama olduğunda da olabilir tabii. Ama bu dediğiniz önemlidir. Yani yaratmak alışılmışın dışında da bir şey yaparsak daha da iyi olur. Bir de şey, bir yemeği yaparken severek yaparsanız o sevgiliniz yemeğe muhakkak yansır. Zannedersem çünkü biz bunu Aynur Hanım'dan da öğrendik. Yani aynı çiçekler gibidir. Ağaçlar gibidir. Severseniz size evet. o daha iyi olur ve size karşılıkta bilmiyorum. Yani in return o şeyi alırsınız. Evet. Sevgiyi ve aşkı geri evet. alırsınız. Onun için sevmezseniz de olmaz herhalde. Şimdi ben yönetmenim izin rica edelim mikrofonumu kısın. Bir iki tane şey çıkarayım. Doldurmaya başlayayım. Evet tabii. Şu makinemiz biraz ses evet, yapacak. Sizi konuşmalarınızı rahatsız etmeyeyim. Doğrudur. Evet sevgili yönetmenimiz herhalde şeyi kısar. Sen çalışmana başla. O zaten evet. işareti almıştır. Yani makine işleteceğiz ve oradan esas pasta veyahut da hamur şekilli bir şekilde çıkacak. Evet. Tabii ki biz yine orada devam ederken kameraman arkadaşlar orayı çekebilirler. Biz sevgili Mehmet Bey tabii oymacılıktan da bahsettik. Bu biraz da ne kadar gürültü olsa herhalde diğer tarafı idare edecekler. Bu tantam olayını az bir şey açabilir miyiz? Yani bunu gittiniz, para verdiniz, aldınız, ne zaman kullanırsınız, niçin kullanırsınız vesaire. Şimdi ben Bülent'le çocukluktan beri arkadaşımdır. İyi bir ikilisiniz. Evet. Bir müşterek arkadaşımız daha vardı. Londra'da yaşardı uzun yıllar. Evet. O da müzikle ilgilenir. Aha. Ülkesine geri dönüş yaptı. Kıbrıs'a geri geldi bu arkadaş. Evet. Bülent beni aradı, gel dedi. Bana dedi bir sürprizim var sana. Heh. O arkadaşı da görünce öyle bir fikir doğdu. Dedik bir grup oluşturalım ya. Üçümüz daha eskiden yapardık bu işi. Aha. Evet evet. Bülent amatörüm der ama bir zamanlar profesyonelliği vardır. Yani başka türlü algılıyor şey. Resimlerliği, amatörlüğü. Yani amatör derken ben notu okumam mesela. Evet. Ama onun için amatörüm. Yani yine de yine Bulaştan... o zaman da amatörce yapıyordu. Evet. Yani, amatör yani. Tabii ama ki. Yani, zaten bizde profesyonellik yoktu. Ha, yok evet. Yani, ama tamamıyla bu tabii. amatör böyle zevk grubu için. Grubu kuralım ama yani konserlere çıkalım, düğünlere gidelim değil. Ha işte biz, o amaçla söylüyoruz zaten. Biz, aileler buluştuğunda çalalım. Evet. Ne bileyim ben bir yere gittiğimizde arabamızın bagajında olsun çalalım.
Ve örneğin biz, ben bu aleti aldıktan sonra Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi var. Evet evet. Gönyeli'de. Gönyeli'de, bizim tepelerde. Bakıma muhtaç yaşlılar İnsanlar. Var filanlar. 60 kişilik de helal olsun. İzaz ikramımızla oraya Bravo. Gittik. Hem ikramımızla bulunduk hem müzik yaptık. Müzik yaptığınız yaşlara. İşte Aynur Hanım da yapar o jestleri. Yani, yani böyle şiyamşiler yapar, efendim, böyle lokmalar yapar ama sizinki bir de müzik eşliğinde oldu. Evet. Tabii ki yaşlılar sevindi herhalde. Yani güzel bir şey. Ve böyle nostaljik de yapıyorsunuz galiba. Mesela şimdi şu anda bir müzik dinledim ve bu müzik şey neydi adı? Dönülmeyen, geri dönülmeyen bir yoldayım gibi. Evet, evet kestim galiba sözünüzü. Bizim işte yaklaşık 20 aile kadar bir arkadaş grubumuz var. Evet. Senede bir bu arkadaşları toparlarız. Aha. Mesela fuar alanında buluşuruz. Bakarız gelmeyenlerin kapısından konvoy halinde geçer. Korna çalar, rahatsız ederiz kendilerini. Pişman olsunlar bizimle gelmedikleri için. Bu da güzel. Ve bir piknik alanına gider. Evet. 20 aile birden yer evet. içer, eğleniriz. Evet. Orada da çıkar bu aletler. Evet. Sanırım sevgili Aynur herhalde onlar kafidir bize. Bu kadar herhalde kafidir. Şimdi demek ki o pasta dediğimiz veyahut da hamurunu da yapmış olduk. O da hazırlandı. Biz bu arada devam ederken zannedersem sevgili dostlarımdan bir ara demiştiniz ki hangi boşu boşuna diye bir türkü var galiba. Evet, evet. Onu acaba sizden dinleyebilir miyim? Yani yeni amatörce olacak ama o dinleyelim diyorum hazırsanız. Tabii. Gitarımızı Tabii. alalım bir zahmet ve dinleyenlere tekrar hep beraber. Evet siz hazırlanırken ben yine döneyim. Ha senin bir de o sen kendin yarattın sanırım bu. Evet. Özel bir aparattır daha bu. Daha kolay kapatabilmek için. Kim kesti, için. Kim yaptı bunu sen yaptın. Daha kolay olması için. Çünkü diğer evet, taraf kapanacak. Bu taraf rahat. Dolduktan sonra tekrar kapanacak. Yani bunu zannetmesinler şarkıda böyle bir aparat vardı. Böyle bir aparat yoktur. Evet. Bu tamamıyla sevgili Aynur.